Bak merhaba. Ay kürdanı çıkarayım. Bak mavi giyindim. Çekemedim, çekemedim. Bak mavi giyindim. Çorabımı da mavi giyindim. Biliyorum havalar ısındı ama nafile. Havalar ne kadar ısınırsa ısınsın Kazak'tan vazgeçmeyeceğiz. Şaka bir Anlaşılsın. yana geçeceğiz. Kazak'tan vazgeçmemeyi Ya anlayacağım. düşünsene. Senin kardeşinsin. Evet. Böyle merdivenden çıkıyorsun. Sol tarafında kardeşi şöyle hareketler yapıyor. Kazak'tan Ha ha. Git gir lan. Ben bunu götürmüyorum. Gelme lan sen, istemiyorum seni. İstemiyorum, bunu almayacağım. Ben dışa çıkıyorum, bunu istemiyorum. Bugün benim bir tane takipçim var. Onun bir tane F10'u var. Galiba ben onu göreceğim. O benim arabama bakacak. Benim arabamı görecek. Bir iki arabalara bakacağız. Belki takas yaparız. Belki etmeyiz. Onun yanına gideceğim. Tabi buraya giderken benim tırcı kuzenim var. Onunla gideceğiz. Bir de bu gelecek. Bu zaten dondan çıkmış şey gibi. Hep yanımızda. Kurtulamadık. Bir türlü gitmedi. Yani ben anlamadım ki. Başımızın belası oldu yani bu. Annem bunu doğurmuş. Benim başıma bela etmek için. Başka bir şansı yok yani. Başka bir açıklaması yok bu işin. İşte bu da gelecek. Tabii ki de ben bir yere gideceğim de benim turuncu sarısı Yaren İmam gelmeyecek mi? Tabii ki de Promosyon. gelecek. Ben de Yaren Burak Evet. promosyonu. Bununla Yaren benim promosyonum. Ben nereye gidiyorsam onları da dahil etmek zorundasınız bu işin içerisine. Yani beni bir yere mi davet edeceksiniz? Üç kişilik çıkarmanız gerekiyor daveti. Şey. Ben, Şahan ve Yaren. Neden? Şimdi Yumoş'ta parfüm niteliği. Evet. Güzel kokalım. Pişt pişt. Hemen bir de şimdi parfümümüzü sıkalım. Bir dakika. Ne diyecekler ki? Ne yapıyorsun oğlum sen, her yerine bir şey sıktın. Elektrik kurumuna ortaklı çalışıyoruz. Odanın lambasını açın diye bana kızıyor. Canım Kızım babam. tabii. Seni çok seviyorum. Bir eve uğraş, mantarım değiştir. Bir de seni mi bekleyeceğiz kardeşim ya? Bekleyeceğiz oğlum, ceza. Bir de bu çıktı başımıza ya. Ben şimdi pantolonumu değiştirmiş. Anam düğün var. Düğün var. Allah bir yastıkta kocasın. Mutlu olun inşallah. Ben çekene kadar konvoy bitti ama. Yalın ayak biri koşuyor lan. Çıplak ayakla koşuyor lan çocuk. Oğlum bir şey var lan o çocukta. Baba orada bir yerde koşuyor bak. Git baba baba baba. Çıplak ayakla koşuyor. Yaren şimdi bir tane video atmış bak. Ben doğal bir hayatta mı yaşıyorum? Niye burada at var falan filan? Oha lan falan. Şu an yazdı ki. Evin içinde senin gibi bir öküz varken bu soruyu sorman garip. Sonra da yazmış. Adi. Sonra da yazmış bak. Adi. Sonra da yazmış bak. Yani mi? Hayvanat bahçesini kurduk. Maymun bulamıyorlarmış bir türlü. Durun dedim. Ben ayarlayayım hafta içi 8-5 arası Sonra boşsun ben diye. yazmışım. Sen ne yapıyorsun? Elbette geri kalan mesajı da sen halledersin. Yok kapanıyor 5'ten Ben sonra. de ne yazmışım bak. Gel göstereyim canım benim, gel gel. Çekiyorsun değil mi? Çekiyorum, gel gel. Ne yapıyorsun? İyi abi. Bak görüyorsun kendini, bak görüyor musun? Görüyorum abi. Salla el, sen el salla. Abone olun. Başka? Like atın. Bir de? Bildirimleri açın. Aynen öyle kardeşim. Abi aboneyim sana herhalde. Eyvallah, teşekkür ederim canım benim. Kendine bak, dikkatli ol, bak dikkatli sür bisikleti. Şimdi zincir mi attı? Attı ya. Tam buradan atmış bir de. En pis yerden biliyor musun? Var ya, bisiklet sürerken en nefretli şey neydi biliyor musun? Zincirin şurada bak. Buradan değil. Buradan çok kolay yapıyordum. Şuradan atması ya. Ters çevirmeye gerek var mı? Oğlum o aşağıdan mı dönmüş bak. Bekle. Sen ne biliyor musun? Tut seni. Dur. Bire mi takıyorduk? Evet. Teşekkürler abi. Birde mi olması lazım? Her yerde oluyor abi. Oldu abi. Al canım. Teşekkürler. Hadi dikkatli ol bak bisiklette, tamam mı? Bak bisiklet gerçekten çok riskli. Dikkat et. Sen de Allah'a emanet ol kardeşim. Ula uzun zamandır bisiklet, ulan be. Çocukluğuma döndüm. Şaho. Bisiklet zinciri yağ geldi elime. Bebişliğime döndüm. Bak ne kadar kolonyalasan da gitmez ve ayrıca nasıl başardım bilmiyorum. Şurayı da kestim. Bu bisiklet var ya, bu bisiklette var ya. Sürmesi de tehlikeli, zincir atması tehlikeli. Acayip bir şey bu ya. Biz bunu bu kadar bekletmedik ya. Artık gel. İntikam alıyor ya aklınca. Hergele. Beyefendi sonunda gelebildi. Çıktık yola yani. Şükürler olsun. Bir arayı çıkamayacağız zannetmiştim. Evet, nasıl bineceksiniz? Dur kapıyı açmamış, açmış mıyız? Git gel, zaten 500 lira oluyor. Hoş geldin. Ay Allah, hoş buldum. Yaren, Mustafa, Mustafa Yaren. Merhaba. Merhaba, taze gelin bu. Taze gelin. Bugün nasipmiş. Hayır, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi, çok şükürler. Seni görmeye geldim. Allah hoş geldin. Ben de ne yapayım işte? Allah'ım ben. Seni ve meleğini görmeye geldim. Meleğimi sana getirdim. Seninki niye bu kadar basık? Yani daha da basık. Vallahi yola geleceğim de şey yaptım. Oğlum kaldı mı bu şu an ya? Arabayı görme. Böyle. Çıvan diyor. Girerken çat dedi bir şey. Az önce şey dedi, benimki de. Lan dedi, o çok mu basık? Daha da basık da biraz kaldırdı. Keşke ben de bir temizleseydim ya. Aynı ben
Aynı aynı değişik bir adamım. Bunu mu kaldırdın reis? Vallahi tam şuraya geliyordu. Tam olarak şuraya geliyordu. Bu teker yok ki burada cam. Şey 30 yani. Aynen. Tam 30 yani. Çok ince değil mi? Ben bile bunu, bununla bile korkuyorum ya. Bunu biraz incelteceğiz harbiden ya. Biraz da kafayı salacağız. Abi yok, ben de çok mutluyum bununla ya. Şeyler değiştiririz cam tekerleri. Ha? Bak iki BMW yan yana gelince yağ kokusu nasıl geliyor? Yani bak iki, iki BMW yan yana geldi, o koku gelecek. Yanmış yağ kokusu. N13'ün verdiği sıcaklık böyle dışarıya. Var bak, buraya baksana nasıl yanıyordur şimdi burası. Sol çamurluk her zaman. Her abi burada ya. Seninkinde var mı? Benim turbo arka tarafta bizim, o yüzden o kadar yok. Abi nedir aynen öyle? Bir de kapatıyorsun hala geliyor. Şey çünkü, turbo boşta, anladın mı? Şeyde kalıyor. Hani tam şurada, aynen tam şurada. Aynen. Şurada bu da yakıyor burayı. Bir kasa vardı, bir serisi vardı işte. F30'dan önce, kırmızı F30'dan önce. Senin kırmızı F30 var ya. Biz senin yüzünden ben arabayı kırmızıya kapattıracağım çok, çok bak. Vallahi bak. İşte sırf şunu hayaliyle sattım. Elhamdülillah Rabbim'le nasip etti. Çok şükür olsun, Allah kaza verersin. Aynen. İşte ama adam bir F30'a binince bir F30 arıyor mu? Evet. Arıyor değil mi? Evet. Küçüklüğü mü bilmiyor mu? Şımarıklığı mı? İşte mu? O şımarıklığı bununla yapamıyor. Aynen. Bir şey arıyor aynen böyle adam F30'a. Ben de 5'e bindim lan dedim. Acaba dedim. Sonra kıyamadım bütün onu yapmaya. Sen beni ne zamandan beri takip ediyordun? Kanka 1,5 sene. Bir sene falan herhalde. Bir sene 1,5 sene. İlk başladığın zaman mı? Yani aynen ilk başladığın öyle. Zamandan o ilk işte ne? Tıra ilk çıktığın zaman. Aynen. Tırı daha arabam yoktu zaman. O zaman. Gidip bir tane BMW aldım. Şeydi, bir tane takipçinin mi? Birinin F30'unu sürdü. Düşünmüştüm, hayır, hayal ediyorum. Hayır. Arabayı aldığın gün kanka yemin ederim ben hani bu video için veya da ortam için söyleyemem, o kadar mutlu oldum ki. O zamanlar ben de yine F30'u aldım işte, o zamanlar aldım ben de F30'u. Sen çok hızlı değişmişsin kırmızı F30'u. Kanka o arada zaten alsat yapıyordum ben, bir kasa vardı, biri sattım, hemen F30'u aldım. F30'a da 3-4 ay bindim, sonra şeye bunu aldım işte 5'e aldım. Bir kırmızı F30'u vardı, tamam fotoğrafları gördüm. Bir de LJ'yi far takmış ya, benim istediğim uzun sinyalli. Sen de sonradan LJ'yi zaten. Ulan var ya bir tutuldum o araba ya. Ulan dedim ben gidip arabayı kırmızıya kapattım. Abim bakayım. Ya bu ne? Bak beğenmişsin be. Efekt falan da atmışlar he. Efektlemişler de va dalga geçiyor. Niye dalga geçiyor lan çocuklar? Kamerayı kapat. Hemen de dalgasını da geçiyor, eğlencesini yapıyor. Bir tane bak. O da anasıyla konuşuyor orada. Bak nasıl konuşuyor bak. Tam kopak fotoğraflık değil mi ya? Bak. Atarlı bak. Ha? Vallahi bir arabalara bakalım. O ben onunkine bakayım. O benimkine baksın. Bir böyle bir gözelim. Hoşumuza gider biraz bir. Üstten atlan bakalım. Belki yapabilirsek takasımızı yaparız. Çünkü güzel arabası var. Benim arabam da ona göre çok güzelmiş. F30 istiyormuş. Ben de F10 istiyorum. Ne olacak ben anlamadım yani. Bakalım. Ne diyecektim lan? Ne diyecektim unuttum ya. Bakalım takas alacağım. Ya bence bu arkadaşın gönlü F30'a. Yalan yok, var. Siyah F30'a özendirdi öyle. Alışıyorsun, siyah araba bir pasta cihadan sonra parlıyor. Evet. Adamın bir hoşuna gidiyor. Her yıkadıktan sonra eve gidesiye kadar da kirlenmiyor yani, tozlanmıyor. Ya şöyle, sıvı seramik aldım. Öyle tamam mı? Sıkıyorum. Tamam. Hatta biz sıkmıyoruz da, yıkamacı sıkıyor. Evet, tamam mı? Benzinle siniyor. Bir hafta boyunca tozlu tutuyor. Yola çıkıp gazlayınca rüzgar hepsini atıyor. Öyle bir avantajı var sıvı seramiğin. Bak geldik, yağ kokusu da geldi. hemen doyurdu benim. Bak önce sen bir benimkine bak. Bir geç bakalım, şöyle bir kablosun. Bak benimkinde de katların aynı var bu arada. Elektronik katların aynı. Senin araban doluymuş. Evet, benim araba en dolu pakette. Sadece nöbeti falan yok. Modern Line Plus mı oluyor? Modern Line Plus. Bak 2013'lerde Modern Line Plus yok. Ama bu 20 Aralık 2013 çıkışlı olduğu için 2014'lerdeki Modern Line Plus özelliklere sahip. Benim Modern Line'ler bildiğin Modern Line'ler bu kadar dolu olmuyor. Çok boş oluyor. Aşırı boş oluyor. Bunlar çok dolu. Aşırı dolu. Bak istiyorsan. Her şey var ya. Çin, ısıtma. Elektrikli hafızalı koltuk. Katların ayna. Zarzut, her şey var ama. Vallahi bu kadar dolu olduğunu bilmiyorum. Benim araba dolu ya, ben boş araba getirmedim ya. Çok aradım biliyor musun? O kadar çok aradım ki dolu paket olması değişen için. Değişen yoktu galiba değil mi? Değişen yoktu, tamam. Benden önce hatasızdı. Olsun. Bak katlanıyor bak. Bak. Bir kere basayım, bir de basılı sonra gelin. Tamam hadi basılı. Benim basılı tutuyorum biliyor musun? Niye? Öyle bir zaman bilmiyorum. Şimdi buna geliyoruz değil mi? Sıra bunda. Şarkımızın sözü biliyor musun? Bir sözünde yanar geceler. Ya ben de istiyorum da benimki biraz... F30'da biraz keko... Al işte ya. Lütfen. Ya bak işte bak şimdi bak. Ne yaptın sen, bana zehri verdin şu an. Evet. Bak işte tam istediğim gibi ben ne arıyorum biliyor musun bu arabada? En çok aradığım. Genişliği seviyorsun herhalde. Ben yani ben onu seviyordum iç dizaynı. Genişlik bir de şu. Ya bu düğmelerin boş olması evet. O kadar canım sıkıyor. Evet. Normalde dolu olsa şey olur. Çift yönlü şarkı kırması var. Aynen. Ama gerek yok. F30 en nihayete hiçbirinde yok. Şimdi NBT'mizi alırsak bir de hayaletimizi alabilirsek mutlu olacaktık. Ya vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? NBT olur da hayalet çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bir yere koyarken tedirgin olmak istemiyorum. Evet.
Abi çünkü adamlar patlatıyorlar. İstanbul'da garanti patlatıyor. Takmıyorlar artık. Benim arabanın tutulduğu Azkancer'de bir YouTube'cu var biliyor musun? Bir de abi de onlar da şey. Aynen. Geğirme anlatıyor. Evet, aynen. Arabayı satmadan çıkardı. Hani sahibine hayaleti verdi ama üstüne normal taktı sırf çalmasınlar. Abi diye. Öyle çok sıkıntı ya. Benim arabanın içinin bej olması benim canımı o kadar sıkıyor ki. Ama bir gerçeklik de var. Evet. Çok da geniş gösteriyor arabanın içini. Aynen. Bej. Mesela gece. Mesela araba hani F30'a göre biraz daha büyük aslında ama hani siyah olduğu için hep kapalı. Anladın mı biraz? Çok kapalı oluyor mesela. Aşırı kapalı. Değil mi? Çok. Başlıklar bile hani elektrik biliyor musun? Benimki başka da. Ama bak benim arabada ek olarak ne var biliyor musun? Ne? Şurada ek ambiyans ışıkları var. Hiçbir F30 yok. Sadece modern line plus'larda var. Orijinal mi? Aynen bak. Vallahi. Bak aç kumandayı. Hiçbir F30 yok. Sadece modern line plus'larda var. Aç şimdi oraya bak. Yandı mı onlar? Benim bir de gömündüğüm orijinal M-Sport jant takmışlar buna benden önce. M-Sport dönüşüm. M-Sport dönüşüm tabii. Direksiyonu ben taktım. Direksiyonu ben taktırdım. Orijinali duruyor evde. Çünkü dediler onu et saklayın. Sonrasında sıkıntı çıkıyor. Benim mesela ben bunu alırken otorapora soktum. Benim maalesef bunu orijinali durmuyor. Otoraporda not yazmışlar mesela. Direksiyonu orijinal değildir diye. Evet mesela benimkinde de şey yapmışlar. Bunu işte ben bir tek buna tutuyorum. Evet. Oluyor tutuluyor oluyor. Aynen. Aşırı hoşuma gidiyor maşallah ya. Ana oynadı lan. Bunu çekmem lazım. Bu oynadı lan. Aşağı yukarı istemedi mi yapacağım? İstemedi aynen. Tekrardan. Hayır dur yerinde. İşte hafızaya geliyor. Şımarık çocuk. Basacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Baksana oynuyor lan. Niye filan pedalı gazı çıkarıyor? Gemi gemi maşallah. Hadi kendine bak. Allah'a emanet olun. İnşallah hayırlısıyla bakalım. Bu araba çok hoşuma gitti. Hadi bakalım. Allah bir heves ettim ve F10'a. Biliyorsunuz benim bu F10 aşkım yüzünden zaten bir kaza yaşadık. Farklı planlarım, hedeflerim ve hayallerim var. Ona da anlattım mevzuyu. Ya olabilirse eğer istediğim gibi bir para elime geçebilirse ciddi manada onunla takas düşünüyorum. Gerçekten o arabayla takas yapmış. Çünkü benim gibi takıntılı bir adam. Aynı bu arabanın takıntılı. Bu arabaları takıntılısından alacaksın ve bu arabayı bilenden alacaksın. Bakın araba geldiği gibi yağ kokusu geldi. Dedim ki bak benimkinde de yağ kokusu vardı, onunkinde de yağ kokusu vardı. O yüzden olması gereken bu yani. Maalesef F30'larda yağ, F10'larda yağı kesemiyoruz. BMW dedim mi yağ akmak zorunda. Bunun bir kurtuluşu yok. Bütün paramı harcadım yine de yağını kesemedik. Haberiniz olsun. Yani yağ akıtan bir BMW görürseniz dert etmeyin. Geldim. Yuvam. Yuvama geldim. Yuvam. Halide. Yuvam. Evim. Holding'e gidiyoruz şimdi. Şu iki arkadaş biraz dalgalanmak istiyormuş. Darbe almak istiyormuş. Sağ olun mu? Gel buraya aşkım. Var. Gel. Kaç puan? Ne? Kaç puan değil. Kim kimden yüksek yaparsın? He. Bir askın. Puan bile olsa yendiğin anda top. Askın, sakin ol. Tamam mı? Böyle iddialara girme. Biraz araya geldi. Bu ne lan böyle? Yalancı. Çek oraya çek. Biz ceketini bile çıkartmamış adam. Aa, ceketimi çıkarttım. İşte bu sefer kazandım. İlk defa. Oha 59 yaptı ya. Ne yaptı ya bu? Bu neydi ya? Az önce artistik yaptı. Oğlum bir daha tanımadım adamdan artistik yapmayacağım. ben gidip arabamın takasını yapayım. Benim ne işim var burada? Oğlum ben daha mı çok aşık olmaya başladım? Sen her geçen gün daha da mı güzelleşiyor? Oğlum çok güzelsin. Yürü git. Uzaklaş. Git. Bir daha gelme buraya. Kesin mi? Bugün kuzenim bana diyor ki, ne sen Yaren'e aşıksın? Oğlum siz arabalara aşıksınız. Sabahtan beri oturduğundan beri araba muhabbeti çeviriyoruz diyor. Güzeldi ama muhabbet. Arabası çok güzel değil mi onun? Güzeldi, kocamandı ya. Yanlışlıkla çok iyi oynayıp beni mağlup eden kuzenime büyük bir adam olarak tebrik ediyorum. Aferin. Bir daha ömrüm illah başaramayacağım bu başarıyı. Mutlulukla yaşa. Çünkü bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Her zaman daha çok yeneceksin. Kameralar kaydı değil mi? Evet kaydı. Hiçbir zaman bir daha beni yenemeyeceksin. Bu sondu, bitti. Tamam. Bak sondu bu. Hiçbir zaman iddialı konuşma. Hiçbir zaman iddialı konuşmaz mısın? Konuşamayacaksın çünkü benim karşı iddia hakkım yok. Evet. Ben yeneceğim seni. Göreceğiz. Acaba büyük konuşuyoruz diye mi yapamadık anladın mı? Acaba bundan dolayı mıydı? Geldik camiye. Ay pardon AVM. Camiye gideceğiz. Siz ne yapıyorsunuz burada? Arabada mı kalacaksınız siz? İniyorsun. İnseniz oğlum. Ne bileyim ben bunu. Arabanın için. İndim hala arabanın içinde. Merhaba. Ben gidiyorum namaza. Gideyim şu akşamı kılayım. Mobbingde kazanmaya benzemez ahirette kazanmak. Hadi gel namaza. Onu Allah bilir. Evet güzeldi, güzeldi. Hiç kimsenin dinine imanına karışmamak lazım. Allah'la kimsenin arasına girmeyin arkadaşlar. Boş verin. Yoksa böyle kıç olursunuz aynı olduğum gibi. Naklen kıç oldum böyle, bayağı kıç oldum yani. Mido Burak'a buradan tavsiye. Kamerayı böyle değil. Utanma. Bu yayını çekiyorsan bu şekilde tut. Evet. İnsanlar bakınca utanıyormuşsun. Ama utanmayacaksın. Başka çaren yok. Ben böyle gezemem. Gezeceksin abi. İmkanı yok. Böyle her yerde böyle gezemem. Bu işi yapıyorsan gezeceksin.
Bir sürü şey almış bana. Geldi. Bana kamerayı açma dedi bana. Ben onu gelince açtım. Mahmut'u babutlayalım. Bak sana al. Teşekkür ederim. Hah. İç bakayım. Bak bakalım. Ne aldın? İstedin mi? Durmadım, merak etme. Ya, bakayım neler yapmış böyle. Afiyet bal şakır. Kuzenim gitti. Çücenim Cittu. Benim bowlingde alt üst ettik sana Cittu. Ama niye oynayamadım bowlingi? Buradaki herkes de şahit. Bundan dolayı berbat oynadım. Nasıl tam 1,5 dakika 17 saniyedir kaybettiğimizi anlatıyoruz. Evet. Çocuk yedi bizi gitti ya. Ağzımızı etti. Çocuk ilk oynayışıydı bir de. İlk defa oynadı çocuk bir de, biliyor musun? İlk defa oynadı ya. Yazıklar olsun ya. Yine kendimi Bursa'nın bir yerinde Paris'te Eyfel'in altında kruvasan yemeği hayal ederken buldum. Abi kurtulamıyorum şu Paris'teki evet. Bak orada böyle fareler falan da vardı. Çok pis bir yermiş. Ama bilmiyorum yani, bir hoşuma gidiyor. Bir hep abartılı anlatılıyor ya. Anlatıldığı için yaşamak istiyorum. Bütün mevzu bu yani. Bunu ben ne oluyor ya da gördüm. Fırat abinin Ceyda abla. Diyet bozmamak için kruvasan yemedi, pilav yedi. Hem de yağlı. Hem de öyle bir yağlı pilavdı ki. Ama kaliteli pilav. Şimdi üzerine laf yapamam ama yağlı yani. Sabah dedim ki kazakları çıkarmayacağız dedim. Oradan dondum. Montları da çıkarmayacağız. Bu da arkadan bebedi bana. Ne yapıyorsun sen mal gibi? Sen niye montunu almadın ki? Ne bileyim, onun yüzünden almadım. Arkadan kazak... Lan o almış zaten montunu. Kazak giydim diye dalga geçti şerefsiz. O yüzden almadım. Onu geçmedim ben. Evin içerisinde bir şey kazakları çıkarmayacağız diye bağırdı. Çıkarmayacağız. Montları da çıkarmayacağız. Bir çocuk gördüm. Cam açıkken saç bağlanmaya çalışılmaz. Allah Allah. Allah Allah. Deneyimledin bunu ha? Veda konuşması. Hoşçakalın. Abone olmayı. Abone olmayı. Ondan sonra yorum yapmayı, videoyu evet, beğenmeyi, bir de çok geri salak salak vuruyor şimdi. Bir de zilleri açmayı unutmayın. Arabanın yanından biri mi geçti? Çünkü sensör ötlü. İnşallah köpek değildir. Ama çok yok, rüzgar, daha, rüzgar, daha rüzgar. Çok korkabiliriz rüzgar. Şu anda yani. Ne köpek rüzgar, var ortada, ne insan çünkü. Rüzgar, rüzgar. Ağaç yapraklarına yakın tampon. Sizin evin oradayız ya, o rüzgar öyle yapıyor maalesef. Çocuk gördüm ben. Evin içerisinde muhteşem bir telaşe var. Ha buradaymış gerizekli. Nereden çıktı bu mal? O terasın kapısını kapattı. Nereden çıktı bu? Terasın o şey. Bütün ev birbirine girmişti az önce. Kedi, kedi diye. Nereden çıktı? Ben dikiş odamda sandalye diktiğim yeri sandalyeye gömülmüş. Bekle bakayım, burada neresine dikilmiş kalmış? Ha buraya. Gayet de belli bir yerdeymiş yani bu hayvan. Siz niye bu kadar korktunuz, acele ettiniz, altınızı ettiniz, ben onu anlamadım. Ya ses vermedi çünkü. Allah Allah, kediniz Mimi deyince havlaması mı gerekiyor abla? Seslenince havlayacak mı bu? Manyaklara bak. Harbiden terlemişler lan bunlar. O kadar mı korktunuz lan? Evde heyecan bitmiyor. Ablam ha doğurdu doğuracak. Kedi kayboluyor. Annem eli ayağı tutmamaya başlamış. Çok heyecanlandım. Herkes birbirini suçladı. Abla ne zaman doğuyorsun? Bugün de bu arada ablam ortalığı ayağa kaldırdı. Yine hastanedeymiş. Çocuk doğsa, doğacak da söyleyin doğsun. Bu çok yormaya başladı bizi. Şimdi ben Demirtaş'a gidiyorum. Niye? Şanlı Tuning'e gidiyorum. Benim arabamı kaplama, NBT, yeni tip enfar, iç ambiyans ışıkları, zart zurt, bin tane İğrenç işi var. İğrenç pembe bir renk yapıp gelecek. Hayır, rengi söylemiyoruz. Özel bir renk. Yeşil de değil. Bilmem. Mor. Belki mor, belki yeşil, belki pembe. Hiç bilemezsiniz. İğrenç. Enteresan bir renkle karşınıza çıkabilirim. Bir konuşacağız. Fiyatlandırma, ücretlendirme, zartlandırma, zurtlandırma. Sonuç nihayetinde şu videonun ilerleyen dakikalarında. Arkadaşlar, böyle bir olay var. Ya da arkadaşlar vazgeçtik demem anlıktır, izleyerek öğreneceksiniz. Ooo reise bak ne güzelsin. Reise kırmızı giyer misin? Giyerim. Siyah kırmızı. Biliyor musun babam niye tıraş olmuş, üstünü başını değiştirmiş, haberin var mı? Kulağı ağrıyormuş, yanlışlıkla doktora giderse ayıp olmasın demiş. Reisim ya. Bakayım. Ben de böyle bırakacağım sakalımı. Zaten ödersin. Kedisi kayboldu diye aşırı gergin şu anda ama bulundu reis, bu kadar şey değil. Biraz fazla kediye basıyor. Yok yok, basma. O niye ayak altında dolanıyor, ben anlamadım. Allah Allah. Allah Allah. Lanet ol. Tamam. Abla ben sizi... Doğru tamam. Ben sizi doğurmadım ama. Dalga geç. Evet, geldik. Yani gelmedik de geldik. Serhat'ın yani bu... Şanlı Tuning'e gidiyorum işte şimdi. Öyle pahalı ayakkabılar, Alexander McQueen'ler falan filan. Neydi, bir üstünde bir kıyafet daha vardı, adı neydi o kıyafetlerin? Les Benjamins'ler falan böyle. Ne oldu?
Şu an çalışıyorum. Yüzüme atıyor. Bu ne suyuydu? Sabunlu su. Dalim tak tabii. Dalim mi lan bu? Bu da mı Puma kardeşim? Evet. Dalim ya. Her bowling'e gittiğinde ayağında Alexander McQueen, bilmem ne artistliği falan filan. Şey var ya, mesai 5'te bitiyor. Bakayım beni tanıyacağım mı? Sen bir de beni saat 5'ten sonra gör. Bizde 5'ten sonra olmuyor. 8'den sonra oluyor. Of. Neydi? Bir dakika bakayım. Şanlı tabii. Memeni göster beni. Meme yok. Tamam oğlum, orada işte. Sen... Şanlı tabii. Sıkma sıkma gözlerini. Sıkma sıkma. Spora başladın, hemen kasıyor kendi. Bakayım. Bari bu arabayı şu anda bile bu şekilde herhalde 3 milyon okuturum. Aa, beni mi çekiyorsunuz? Yalnız var ya, senin kamera da benim kamera. Şuna bir yan yana getirebilir miyim? Bu ne be kardeşim? Çekil, abin geldi. Oğlum bu arabanın içini ne yaptınız böyle? Hı? Bunun içine böyle çıplak. Ne yapıyorsunuz şimdi? May bakmıyor şu. W221 kanka, 2008 model. 221'i neye çevireceksiniz? Yeni kasap. Bu 222. Direkt komut ekran falan olacak değil mi? Oğlum o ekran nasıl oradan oluyor? Nasıl bir teknoloji? Nasıl uyduruyorlar lan? Bu kadar Mercedes her şeyi çık çık yapıyor mu ya? BMW'nin 2008 ile 2010 arasında daha alakalı fark var arkadaş. Yani 2010 ile 2020 arasında çok çok daha alakalı fark var. Seninkine de oluyor işte, F30G20 oluyor ya. Tamam ama içi olmuyor. Çok dandik oluyor. Bak bak bak. Ne kadar rahatsız edeceğim. Sürekli elimde kamera. Ablam bugün diyor, ben senden çok rahatsız olmaya başladım. Kameranın sürekli beni çekiyorsun. Harbiden hep böyle mi giriyorum lan ben sizin üzerinize? Böyle miyim ben? Böyle miyim? Çabuk söyle. Öylesin, üstüme gelme. Burada bir sürü renk var lan. Militeri bilmem bir şey daha var. Çok acayip renkler var burada lan. Bak o yeni bir katalog geldi. Bak bu yeşil şöyle. Mor. Mor. Çok iyiymiş lan. Oğlum milletli olan renk istemiyorum ki. Bu muydu? Bakıyoruz öyle renkleri. Baba güzelmiş bunlar ha. Al işte, kafam karıştı. Bu da güzelmiş. Bu ne? Burada yeşil, mavi. Lan bu ne? Abi neymiş bu? Bu fiyat şaka mı? Yok değil. Siz bize beni buradan ölümü mü çıkarmak istiyorsunuz? 116 TL oğlum o. Tamam olur. İki sigara parası atarım size. Başıyı gördükten sonra sigara tüphaneni görmek istiyorum. Şu! Çığlığa döndüm. Ağzım açık kaldı. Böyle bir fiyat olmaz. Şey, ücretsiz faiz verecek banka tanıdığınız var mı? Bir işim var da. Abi çok okşadılar. Ya bir şey yaptık ama yani bir anlaşma bakalım sağlayabilecek miyiz? Yani bir konuştuk güzelinden efendi efendi hoş bir şekilde ama yani bakalım anlaşmamızı istediğimiz bazda sağlayabilecek miyiz? Serhat zaten yakın arkadaşım olduğu için sürekli Serhat iletişim halinde konuşacağım mevzuyu. Hadi hayırlısı bakalım. Bakıyoruz. Geldim yarimin kapısına. Kapıdayım bir tanem. Bizim araba var, Connect. Bir an buradan koparırken nasıl başardım bilmiyorum. Şeyi kopardım. Aynayı kopardım. Ha tamam, bu kolay kokuyormuş ya. Bu kadar zor değilmiş. Bizim Connect gibi değilmiş. Canım ne çekiyor biliyor musun? Kalitesiz tavuk döner. Yani tavuk döner çekiyor ama kaliteli kalitesiz... Senin canım hastanelik olan çekiyor. Bir kalitesiz bir şey istiyorum ben canım. Döner olsun. Yiyelim hayatım. Var mı bildiğin böyle kalitesiz döner yapan bir yer? Ya döner ya işte, tavuk döner. Ben tavuk döner yer misin sen? Yerim. Nerede yiyebiliriz peki? Aşağı dönüyorsun. Tavuk döner. Yer misin? Pizza mı yiyelim yine ya? Aşkım sen bilirsin. Ne istiyorsun canını yiyelim. Aşerdim ya. Tavuk döner aşerdim ya. Acaba ablam değil, ben mi yapacağım doğum? Şimdi onu diyecektim. Ablam doğramayınca tüm özellikleri size bahşetmiş. Neysem ya. Tavuk döner misin? Yerim hayatım. Nerede? Çok seviyorum ya şurayı. Şuraya baksana ya. Şuranın güzelliğine bak. Şuraya. Nasıl yeşilliklerin içerisinde evler var. Çok güzel ya. Ama işte bolsuz bir anlamı yok. Tipine bak. Geziyorum gece gezegeni. Gönül gemi kalkar. Bir kere doğru söylesene. Buradan. Bir daha bana bir şey söylerse saçı çim çim. Buzdu. Bak lastiklerim bir koparsa başka lastiğim yok. Allah. Allah Allah. Aha koparmışım bir tanesini. Koparmadım, sen kopardın kendi eline. Sen bunu az önce çektiğinde yaptın. Ay öyle bir şey olmadı. Şimdi gidiyoruz onu lastik al. Ya oha çüş ya. O lastiği bana versene. Tespihime taktım onu. Tespihimin ipi çok uzun. Bir yerden kesmem gerekiyor, lastik de kısaltıyor. Dün tespihin ucunu kaybettim bu arada ama bak o lastik dediğimi böyle yapıyorum bak, görüyor musun? Lastiği yukarı takıyorum. Tespihin şu çekme anı var ya. Şu boşluk tırnağımın şurasına gelince çekemiyorum. Ama böyle olunca
diye çekebilirim. Bugün senin kazanmanı istiyorum. Ya şimdi bak, ben en sonki oyunda çok iyi oynadığım için tereddüttesin şu anda. Hangisini namaz ediyorsun? Hangisini namaz ediyorsun? Görkem abilerle oynadım. Tamam, ben orada 128, seni yendim. Ama güzel oynadım. Tamam, ama seni geçtim mi? Ama güzel oynadım. Tamam, kuzenimle gittiğimizde pazar günü geçtim mi? Geçtim. Tamam, ben sana senin güzel oynadı, ben daha güzel oynuyorum. Şimdi diyorum ki, acaba sana bugün versem mi maçı? Biraz mutlu mu olsan, yüzün mü gülse? En nihayete çok kaybettin bana. Sen yazıksın, günahsın. Bana vermezsen de ben alırım. İyi, görürüz. Tamam, Allah'a emanet. Kendime bu seferki senin olsun. Hadi bu seferki senin olsun. Bugün hadi. Kendime güveneceğim. Hadi istediğin kadar kendine güven. Karşıya ben olduktan sonra senin sadece kendi olan güvenliğin yetmez sana. Ne gerekiyor? Biraz da yetenek. Ben yeteneksiz bir insan mıyım? Benim kadar değil. Görüşürüz. Biri en son beni yeniyordu ya. Çok da büyük bir farklı kapatmadım yani. Oğlum bu an ağlama. Sen o kadar çirkin ya, bir insan ağlama, oluyorsun ki oynarken. Ağlama. Gözüşüm lan o. Hayır değil. Ben atamayayım, arkada böyle yapıyor. Sen en nihayete kaybettin. İyi de niye tamam, çirkin düşüyorsun ya? Düşmanın mıyım ben senin? Kimimsin? Olabilir. Ben sana böyle mi yapıyorum? 4-1. Psikoloji baskı uyguluyorsun üzerimde ama. Kaybettin, ağlama ya. Bu ben bahane... sana yapıyorum. Tamam. Bir daha yine sesimi açmam, bir de kazanmaya çalışırsın. Tamam. Ağlayacaksan gel, dönelim istemiyorum. Bir oyun daha yapalım. Bak, ağzımı açarsam şerefsizim. Hayır, istemiyorum. Bak böyle oynayacağım. İstemiyorum. O zaman ağlamayacağım. Allah Allah ya. Gözyaşlarımla tanış. Kaybedemediğimi üzülmüyorum. Allah için kaybettiğimi üzülmüyorum. Bu ışıklar yansa ne olur? Gerçek ışık burada dururken. Bak piyasacı. Harmony Towers. Abi işte buraya bayılıyorum ya. Abi gel, serden buradan ev alacağım. Buradan ev alacağım. Kiralamayacağım, alacağım. İnşallah. Allah'ın izniyle, Rabbim izniyle inşallah alacağım. Ne oldu lan? Limonlu sakız verdin. Yok ilgili bu. Ne dedim? Yok ilgili bu. Bak ne gördüm. Ne burası? Bak ne orası? Kazan dairesi. Kazan mı var içeride? Personele ne yemek pişiriyorlar. Orada. Ne koca kazanlardı böyle. Nasıl büyük kazanlardı. Evet. Aşkım bacalar ne kadar büyük kazanları. Niye yemek katına yemek yapmıyorlar ki, burada yapıyorlar? Koku çok çıkmasın da insanların canı çekmesin diye. Aslında mantıklı ama yemek katı kokuyor ki. Ben de biliyorum kazan dairesinin olduğunu, eğleniyorum burada. Kazanlar var, içine kömür atıyorlar. Isıtıyorlar kömürle kazanları işte, kazanlar. Neden ısıtıyorlar? Kazan dairesi ne şey bu? Niye var ki kazan dairesi? AVM'nin ısınması, tuvaletteki suların... Tuvalete sıcak su mu varmış? Personel duşları vesaireleri varsa onların ısınması ya da bu içerideki yemek kaplarındaki çeşmelere sıcak su gerekiyor ya hani. Aşkım doğalgaz vardı, ne iş var kazan dairesiyle? Hayır abi, kazan dairesi kazan falan yok. Kazan dairesi kazan falan yok. Kazan dairesi. Eski ismi kazan dairesi diye kaldı o. Kazan var demiyorum ki. Büyük büyük kazanlar var dedin. Bak Eren, şanslısın ki yanında kamera var ve... İsmini okudum canım benim. Murat abime de selamlar olsun buradan. Şans geldi sana. Haftalık blogda bakayım, alta yorum yapacağım mı? Okudum yorumunu. Yorumları okuyorum da şu an yapıyorum, orada birini denk geldi. Ne olur ismimi oku falan demiş. Direkt ismini gösterdim. Okumayı bırak, direkt ismini gösterdim. Geçen haftaki Görkem abilere ziyarete gittiğimizde giymek istediğim bir tane tişört vardı ya. İşte onu bugün giyiyorum. Burasına yağ dökülmüş, hatırladınız mı? Giyememiştim. İşte vakit bu vakitmiş. Şimdi yine Görkem abilere gideceğiz. Doğum günümüz bizim dün. Bugün doğum günümüzü kutlayacaklar. Sürpriz olacaktı sözde ama Görkem abi arayıp dedi ki biz maytabı ve mumu unutmuşuz da gereken alır mısınız? Dedim çok iyi sürpriz ya. Bak muhteşem bir sürpriz yani. Dedi ki sürpriz mi kaldı, bir şey olmaz. Yayın yapmak istiyorum ben de artık, böyle bilgisayar yayınları, masaüstü yayınları yapmak istiyorum. Masaüstü bilgisayar berbat, bir iş birliğiyle çözeriz zannedip çözemedik. Bir şekilde çözmem gerekiyor. Kral gözlerin bugün ne güzel. Bugün ne kadar güzel gözleriniz var. Merhaba. Patiniz çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Babasının oğluyum demek. Demek babasının oğluyum. İşten gelip de yapabildiğim max sofra bu. Max'a bak. Max'a bak sen. Hey maşallah. Bu bizim şu an tapımız. Hadi ya. Bakalım sizin için, umarım beğenirsiniz. Bana yaptığım şeylerin tadına bak. Ya ben onu seviyorum, o çok büyük ya. Ben onu giymem. Bana daha da büyük. Bu daha büyük, ben büyüğü giymem. Ben kombinimi göre aldım. Ne güzel ya. Bak kedi gibi oldu. Benimki daha güzel. Çatlara bak. Bir kere çoğaltlarım benim. Bak.
Ama ikinci geldiğiniz için artık yani eviniz de sayıldığı için. Herkese şampuanıyla farklı. Siz çıkarttınız. Müşteri şey yapmıyormuş. Ben böyle ya. Bir şey söyleyeceğim abla. Hangisi benimki, hangisi şu anki peki? Görkem dedi ki bu bence Burak dedi, bu da bence Şahan dedi. Evet bence de. Niye peki ben ördek? Ne bileyim ben ördeğe benziyorum. Görkem'in şeysiz o benim diğer. Aşkım sen ne alakası şimdi? Ama ne alakası var şimdi? Sen ördeğe benziyorsun, benim pasam niye öyle kuru? İyi olmasın sen bilirsin. Of kafaya bak. Saçlarımın bak kendi ağrı işte. Çok güzel bu, artık gayet güzel bu arada bak. Açım aç. Abla sen ne bağırdın şimdi, üst kattan anneannen inecek diyecek, ne oluyor bildiğimi öldürüyorlar. Şahan gitmiş bir mum almış. 45 100 lira parası varmış. Sen sigara aldığınca 40 lirası kalmış. 3 baştan 1 bu 40 deyince kalmış garip hanım kasada. Peki Mayalan neden böyle peçete? Peki neden onlardan istemedin? Bilmiyorum, aklıma gelmedi. Evet niye 3 peki? Niye gerçekten 3? Ben kendime 0 alacaktım, buraya 3 alacaktım. Ha akıl yaşında. Aynen işte. Sen daha büyük bir süren adından şu ana göre de. İşte güle güle. Görkem sen de fotoğraf çek, fotoğrafçısın bir şey. Ben çekiyorum, çekiyorum. O yapışır. Allah Allah ya. Çok hızlı üfledim. Tamam ben tekrar yakayım, seni mi kocam ablam gel. Tabii siz alışkansınız yakmaya. Aynen, böyle miydi? Vaaah siz. Tabii ki hareketi yapıyorum. Onu buna takıyorsun. Seni de biri çeksin istersen. Yok kız, al çek. Kayıttı mı peki? Ay çok acıkmışım ya. Ben de çok acıktım. Abi iki kere doldu. Yanacan mı bugün artık? Evet. Görkem kendi kendini yapıyor. Oğlum artık da yapıyor. Kardeşim böyle iyi ki doldum. Kardeşim. Ya. Abi gözümü şiştirsin. Ne geldi lan benim gözüme? Mum geldi, ne gelecek? Elime bastı. Şöyle al papastanı bir. Elime bildiğim mühür bastı ya. Deydin, bir şey yapaydın ya. Peki niye 3 yaşındayım? Kankacım o akıl yaşıymış, maydanoz. Abisinin gülü. O akıl yaşıyor. Aşkım üflüyorum. Üflüyorum. Dur, takam. Üfledim. Bakayım. Al, al. Abi kafasını kopardı. Abi oyun hamuru bu. Oyun hamuru değil, şeker hamuru mu? Ne oyun hamuru oğlum? Niye oyun hamuru? Aşkım ne yaptın ya? Aşkım ne yaptın ya? Aşkım kırdın. Görkem abi. Daha... Sadece kabası var değil mi? Kardeşim love seviyoruz. Abi yani. Bu ne abi, yere mi oturdun bu ne be? Kanka arabada da basık, koltukta da basık. Sen Yaren'in oturduğu koltuğa bak. Gerçekten en alçağını aldım. Abi ama bu çok alçak. Kanka gerçekten. Şokka hissiyat veriyor. Kıpkırmızı başladı. Çok komik durmuyor mu buradan bakınca? Bir tanesini çıkarttılar. Ayakkabı çok komik. Sadece kafası var. Kanka ya koltuğu kaldıracağız. Ya da masayı atacağız. Abi canım çok fena bundan çekti bak. O kadar güzel bir şey ki bak bu 800 liraymış. Bu çelebi onundan vaktinde ablam Maraş'a git Antep'e gittiği zaman getirmişti. Am var ya, hayatımda benim yediğim en iyi baklavaydı bak. Şunu bir tane yersin dersin, iki yiyelim. İki yersin, üç yersin, dördü yersin. Ben o tip şurayı falan ben sildiğimi hatırlıyorum ama ablam o zaman 300 liraya almış. 800 lira değildi. Çelebioğlu baklavası çekti canı. Evren'in mutfağına hoş geldiniz. Yine abla ben domatesleri kesebilirim. Önce ellerimizi yıkıyoruz. Rap renkli değil mi benim? Rap renkli. Rap renkli. Rengarenk. Rengarenk. Aa bu ne peyniri? Sevdiğim şeylerden biri yumurta kırmak. Bir. İki. Üç. Dört. Çatal, çatal, çatal. Yumurta çırpma alayı sevdiğim şeyler. Çatal nerede? Çatal yok. Olmaz çatal. Çatal. Çırpıcı da olmaz. Al ablacım çatal. Olur mu ablacım? Bak. Peki zaten peynirim oraya. Allah bu menemenden çok kahvaltılık mezeye döndü sanki. Hayır bugün menemen. Bir, Evren Saylar. Bir yerde bir hata yapmışız gibi sanki. Yani bir tık daha yumurta alıp... Sadece Evren menemeni gibi. Bu genel menemen ama değil. Domates olayını ben daha çok sevdiğim için bir de biraz baharat olayını. Bir şey fazla ama hangisi tam kesin? Domates. Bence şey yumurta. Hayır yumurta bence iyi, hatta az bile. Ama tadı güzel olacak ondan eminim. Bak bak şimdi hazır mısın giydiğim tişörte? Aaa!
Geniş yaptı tişörtü ya giydim. Biraz şeyim. Ne? Her şeyim kocaman üstündeki. Baksana. Küçük adam. Böyle çekince daha da küçülüyorsun. Küçük herif. Askım, askım. Önce arabaları mı sokuyorlar yoksa abi benim inşaatı. Şu an öğrendim ben. Arabayı ekiyorlarmış. Suladıkça yeşeriyormuş. Önce onlar şey küçük figür böyle suluyorlar, büyüyorlar. Yani. Teknoloji bu kadar gelişti mi? Ben birkaç defa gördüm aslında. Hı-hı. Orada küçük niye yatırmış araba da. Mesela bak yarın benim hala sulamadı küçük. Çok iyiydi. Ha tek batı. Ağzını çekemediğim. İstediği anı çekemediğim. Dur şimdi ısırır mı ısırır? Uy. Nasıl komedisi. Yedik. Çiğ çiğ yedik. Afiyet olsun. Yedik. Afiyet. Abla. Hayır hepimizin bir toplumda. Adam olacaksın abla. Daha fazla. Abla adam olacaksın abla. Şimdi hareket çekeceğim ama bir şey çekeceğim. Abi iyi misin? Bir şey söyleyeyim. Asansöre sıkış. Tam bu kapşalı. Asansöre. Parkuru asansörüne sıkışmadın denemezsin. Kaç gerçekten insan parkuru asansörüne sıkışır ki? Yok, ben tekim. Aman Allah'ım, mini bir kameraman. Mini bir kameraman. Herkes kendi kamerası. Mini bir kameraman. Nasıl? Görkem abi görüyorsunuz değil mi? İsteyek ama yazıyorsunuz mu Görkem amaç diye? Baktınız mı o güzel kaliteli videolara? Bakın. Benim yavru aslan stop izletti. Abi bak, şanslısın, sana bugün Dragon stop izlettiler. Benimki gibi düz ineceği stop değil bu. Emre abla ne yapmış biliyorsunuz mu? Eve gitmiş. Babam da izliyor. İzliyor mu? Emre abla da... anlatabilirsin diye bir şey. Tamam anlatıyorum o zaman. Gitmiş köpeği sevmiş, babasına trip atmış. Köpeğini daha önce sevecekten gelmeyebilirsin demedim. Haklı adam. Haklı. Haklı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Albea bile stoplarını gösteriyor. Evet be, bu videoda var. F30'un stopları nasıl izlediğine dair. Hem de Dragon Stop izledin. LC'de izlemedin. Ha geç başladık ondan oldu. Tabii tabii geç başladı evet. Ama aradaki açıdan farka ne diyordun peki? Al arabayı. Gerçekten geç. Video beğenmeyi. Kanala abone olmayı. Abone olmayı. Yoruma. Yorum yapmayı. Zil. Zilleri açmayı. Beni de sevmeyi unutmayın. Sevseniz olur. Senin kuzusu. Abla bu köpek sen. Evet onu çektim. Oyun at. Kalk kafe kaldır. Kaldır kafe. Abla. Abla tamam. Abla. Abla. Böyle sevinir. Yarele yaptıklarının ödüyor musun? Şu adamı İstanbul'a... Kargon gelmiş. Kendime tişörtler aldım. 1000 liraya 5 tane mi? 6 tane mi tişört aldım? Bunun içinde hiç 6 tane varmış gibi yok ama. Benim kazaklarımı giydiğim var ya, yer var ya sürekli. Oradan aldım tişörtümü çünkü kazaklarını çok beğenmiştim. Dedim inşallah tişörtlerinin gramajları da ağırdır. İnşallah ağırdır, amin diyorum şimdi. Allah'ım ne oldu Allah'ım, kalın olsun lütfen. Kalın yani kalın kalın. Almak isteyen varsa şuradan alabilir bak. Yani normal tişört kalıplarına göre kalın yani, bir deneyeyim bakayım. Abi tam. Tam istediğim gibi. Bak şöyle göstereyim. Tam istediğim gibi. Turuncu böyle. Şey gibi oldu. Zahit bizi. Siyahı çok beğendim. Bak arkası klas yazıyor. Şurada da araba logosu var. E34'e benziyor. Eski arabama. Dede'ye. Rengi bile aynı. Yeşile bakın. Bak bunda böyle logosu var burada. Sırtında da böyle pikseller var. Abi kalın tişört seviyorum ya. Gramajı normal tişörtlere göre daha ağır. O yüzden hoşuma gitti. Ben bunun diğer renkini de sipariş edeceğim. Tabii ki de şaşmaz. Mavi renk. Aynısına bak. Yarığına da aldım. Bunda arkasında böyle piksel var. Ben çok sevdim. Gidin alın. Zaten kazaklarını sürekli aldırıyorum. Bu da çok güzel. Ücretsiz sponsorum filme. Yani ben sponsorum resmen ona. Ona bana değil. Ben onlara sponsorum. Bakayım. Oğlum sen benim kulaklığımı yapacağım mı yapmayacağım? Bak bak sana güzel kulaklık yapmış adam ya. Şu kablonun burasında bir sıkıntı varmış. Bunu yapamadım yani, yapılmıyor. Hiç elektrikçi de yapamam. Yani yapamıyorum. Bir sus lan. Yeni şey aldım. AliExpress'e yeni kablo sipariş ettim. Onu buna değineceğim. Oo AliExpress girdiyse bu işin içine. Senenin sonu. Ekstra hızlı gelsin diye 250 lira para verdim ona. Ekstra. Zaten canım yanıyor. Yeterek. 6 ay 600 lira şey alıyor. Emre abinin kulaklığını yapacağım diye bozuk kulaklık getiriyor. 200 TL kargo, 800 TL. Şimdi AliExpress'ten bir kablo sipariş etti. 250 TL toplam 1050 TL. Kulaklığın bozulmamış hali sahibinden de az kullanmıştı, 1100 lira. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şöyle bir şey var. Salak ol.
Çok güzel ya. Tamam, ya. Salak olduğunu. Bakın, çevir kapıyı. Bakın, mantıklı düşündüğü zaman win to win. Nasıl? Ne win to win? Bir dakika. Ne win to win? Bekle, 4 tane kablo sipariş ettim AliExpress'ten. Yani bu adamın kulaklığı senin de bir bozsa 4 sene daha götürecek. Ya bu ne bir salak? Peki hoparlörü bozuldu mesela. Dur oğlum. Hoparlörü bozuldu mesela. Elimdekinden ya bir insan nasıl kazıklandığını ballandıra anlatabilir böyle. Emre diyor ki sen bu videodan ne kadar kazanacaksın? Evet, ne kadar kazanacağım? Maksimum kazancı... Tamam, o tamam, o ay sonrası maksimum 300 lira o videodan. Ana durdu lan. Zaten adam dedi ki bak, şimdi, bak başı ver. Oğlum. Oğlum yat. Aferin. Good boy. Oğlum ayağa kalk. Good boy. Oğlum Emre abini yala. Good boy. Le. Yeni videonu atmış. Lan o 50 değil sak. 50 çekeceğim diye 50 gösteriyor. Hesabını yazsana. Yeni video atmış. Ben bunu gördüm. Orada kapıdan geçiyordum. Yine yemiş de klinik psikolog asansör olmaz. Evet, ne yapmış? Gördüm ben. Dedim bu deli ne yapıyor? Fitio. Kaç dakika bu? 2. Evimde tam ben geçerim. Haftalık vlogu bu abla. Evet. Artık haftada bir tane öyle uzun video çek. Haftalık vlog mu atıyorsun? Ay sonra bir şey söyleyeyim mi? Nefesim kesildi. O kadar konuştum ki. Sonra dedim ki Allah'ım yapabileceğim bir şey kalmadı galiba. Yapacak bir şey yok yani. Bu video böyle olacak. Sen, kısabildiğim kadar kıstım. Sen, hocam video izlemeyenler ve izleyip beğenmeyenler kaç yıl hapisten başlıyor hocam? Tanışmanlık ücreti tabi. Bu nasıl avukat? Kahve verdik, yeterli değil mi? Kahve olur mu hocam? Bir çay bardağı. Tamam, olabilir. Evet, kaç yıl? Kameralar kapandığında söyleyeceğim. Ama bir cezası var demek ki. Tamam. Tamam varmış. Videoyu beğenmeyen bir cezası var. Gördünüz mü? Nasıl? Bak. Videoyu beğeniyorsunuz yani. Anne beğensinler. Yorum yapsınlar. Abone olsunlar. Abone olsunlar. Zili de açsınlar. Evet işte avukat be. Unutmuyor. Unutmuyor be adam be. Veda konuşması yapmıyormuşum. Size çok seviyorum. Kendinize çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Bay bay. Kısa ve öz bir veda konuşması. Allah'a emanet olun.